konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim EkoTürk TV ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Eren Cürmut ve Para Töner programı ile karşınızdayız. Bu haftada yine oldukça önemli, oldukça kritik gündem maddeleri var. Özellikle de yarın açıklanacak olan, yani Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve Cuma günü açıklanacak olan da ABD cephesinde üretici fiyat endeksi dataları şu anda piyasaların tüm odağını, tüm dikkatini üzerine çekmiş durumda. Bu da aslında bakarsanız oldukça doğal. Çünkü Eylül ayında FED, FOMC toplantısında faiz artırımına devam edecek mi yoksa pas mı geçecek? Diyelim ki devam etti. Zaten burada bir sıkıntı yok. Ondan sonraki yol haritası çok net. Ama pas geçtikten sonra acaba yıl sonuna kadar ki iki toplantıda faiz artırımı olur mu olmaz mı? Tabii ki bu durumda oldukça net ve büyük bir şekilde kafalarda soru işareti olmaya aday bir konu. Peki gelin şimdi dilerseniz şöyle 5 önemli kritik gündem maddemize bakalım. Çünkü yarın açıklanacak olan enflasyon verisini açıklandıktan sonra çok daha nitelikli, çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama gelin şöyle dün geceden içinde bulunduğumuz dakikaya kadar yaşanan kritik gündem maddelerine bakalım. İlk etapta bugünün belki de en önemli, şüphesiz en kritik gündem maddesi Çin enflasyon verileriydi. Ve ilk etapta Çin tarafında tüketici fiyat endeksinde %0.3 oranında bir düşüş olduğunu gördük. Piyasalardaki beklenti yıllık bazda düşüş oranının %0.4 olacağı şeklindeydi. Ama Çin tarafında aslında bakarsanız enflasyon dediğimizde bizim daha fazla dikkatimizi çeken unsur ya da daha ayrıntılı incelediğimiz veri TÜFE değil aslında bakarsanız. Biraz daha üretici fiyat endeksinin çok daha önde, çok daha önem arz ettiğini net bir şekilde söyleyelim. Dolayısıyla da üretici fiyat endeksine baktığımız zaman da %4.4 oranında bir düşüş söz konusu oldu ki piyasa beklentisi yine düşüş şeklindeydi ama bu oranı %4.1 olarak belirlemişti piyasa. Yani beklentiler %4.1 ama gerçekleşme %4.4 şeklinde oldu. Haziran ayında, yani içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında %5.4 oranında bir düşüş söz konusu olmuştu. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada şurası oldukça önemli bir durum. O da şu. Şimdi hem TÜFE'de hem de ÜFE verisinde net bir geri çekilmenin olmasıyla beraber oldukça açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki Çin'de deflasyonist bir baskı söz konusu. Bu da çok doğal olarak ekonomideki sıkıntıları net bir şekilde bize gösteriyor. İşte hem TÜFE hem de üretici fiyat endeksindeki keskin sayılabilecek ve 2 yıl sonra ilk defa yaşanmış olan, yani ikisi birden eksi bölgede olan verilerin açıklanması Çin ekonomisindeki görüntünün hala oldukça kötü olduğunu ve piyasa beklentilerinden de bir hayli negatif olduğunu bize açık bir şekilde gösteren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ki hem TÜFE'nin hem de ÜFE'deki düşüş şekliyle beraber özellikle Asya piyasalarında negatif bir havanın olduğunu gördük ve tabii ki bu datalar aynı zamanda da Çin ekonomisinde daha da net teşviklerin geleceğine ilişkin beklentileri de arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki FED cephesinde, yani ABD cephesinde neler oluyor? Şimdi Çin'i konuşuyoruz. Dünyanın 2 numaralı ekonomisi. Tabii ki çok daha ayrıntılı konuşmak gerekiyor ama her zaman olduğu gibi gündemin her zaman birinci sırasında FED vardır, Amerikan ekonomisi vardır. Ve buraya geldiğimiz zaman da FED üyelerinden Harker oldukça önemli bir açıklama yaptı ve dedi ki FED faiz oranlarını sabit tutma noktasında olabilir. Yani içinde bulunduğumuz dakikadan Eylül FOMC toplantısına kadar ekstra ve can sıkıcı bir gelişme, can sıkıcı bir data olmadığı süre zarfı içerisinde FED Eylül toplantısında faiz arttırımına gitmeyecektir ve gitmemelidir. Çünkü biz zaten atmış olduğumuz adımları gerçekleştirdik, attık, yapılması gerekenleri yaptık. Dolayısıyla bir miktar yaptığımız adımları, attığımız adımların etkilerini de enflasyon ve makroekonomik dengeler üzerinde görmemiz gerekiyor ifadeleri kullandı. Ama faizlerde bir artırıma gidilmemesi demek de faiz oranlarının çok yakın sürede indirileceği anlamına da gelmiyor. Bir müddet mevcut yüksek seviyelerde de kalması gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ve aynı zamanda da politika faizinde acil bir indirime gidilmesi için de
olası bir durum olmadığını, yani olağanüstü bir gelişme yaşanmıyor, her şey olası. Dolayısıyla ekstra bir gelişme olmadığı sürece de faiz indirimlerine gidilmeyeceğine ilişkinde bir açıklaması oldu. Harker'ın tabii ki Eylül ayında Fed'in atacağı adım oldukça önemli. Aslına bakarsanız küresel piyasalardaki fiyatlamalarında temel noktada değişkeni Fed'in Eylül ayındaki toplantısı konumunda olmaya devam ediyor. Diğer bir taraftan şimdi Brent petrol fiyatlarına ilişkin, yani Brent tipi ham petrol içinde fiyat tahminleri yukarı doğru revize edilmeye devam ediyor. En son fiyatları yukarı doğru revize eden kurum da Enerji Bilgi İdaresi. Enerji Bilgi İdaresi dedi ki Brent tipi ham petrol fiyatlarının bu yıl ortalama varil başı 82.62 dolar. Yani 82 dolar 62 sent olmasını bekliyoruz dedi. Bu aslına bakarsanız bir önceki tahmine göre yaklaşık 4 dolarlık, yani Brent petrol varil başı yaklaşık 4 dolarlık bir yukarı doğru revizyonu bize işaret ediyor. Diğer bir tahmine de baktığımız zaman gelecek yıl içinde yine Enerji Bilgi İdaresi yapmış olduğu tahminlerde Brent için varil başı ortalama tahmininde 2 dolar seviyesinde yükselttiğini de görmekteyiz ve bu sayede de 86 dolar 48 sent seviyesine revize etmiş durumda. Şimdi zaten halihazırda baktığımız zaman evet, ortalama beklentiler yukarı doğru revize ediliyor ama zaten Enerji Bilgi İdaresi'nin vermiş oldukları tahminin, yapmış oldukları beklentinin şu anda birebir aynısı fiyatlamalar aslına bakarsanız. Ama gelişmeler de tabii ki yakından takip ediliyor. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya Savaşı, OPEC Plus'ın atmış olduğu adımlar, özellikle de son dönemde çok konuşuluyor ABD cephesindeki stok miktarı, petrol stoklarının miktarı çok önemli değişkenler. Dolayısıyla bu değişkenler Çin verileri, yani dünyanın 2 numaralı ekonomisi eğer beklenilenden çok daha düşük bir tempoda yoluna devam ediyorsa bu petrolü olan talebin de önümüzdeki dönemde düşük olacağı izlenimini doğurur mesela. Dolayısıyla petrolü etkileyen çok fazla değişken var ama son dönemde talebin yüksek, özellikle de arzı kısmaya devam edilen, yani arzın kısılmasını sebebiyet veren ve bu politikanın uygulanmasını sağlayan adımların da atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarında aslında bakarsanız genel itibariyle 90 dolar ve üzeri fiyatlamaların da görülebileceğine ilişkin, yıl sonu için söylüyorum, 90 dolar ve üzeri fiyatlamaların da görülebileceğine ilişkin beklentiler hiç de azımsanmayacak ölçüde değil. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Şimdi altın fiyatlarına gelelim. Şimdi altına baktığımız zaman küresel ölçekte ki şimdi birazdan da zaten konu başlarından sonra bir miktar görsel olarak da fiyatlamaları hatırlatacağız ve fiyatlamanın ardından da konuklarımızla konuşacağız ve yatırım komisyosu Candaş Atalay'la beraber zaten daha ayrıntılı bir şekilde altın fiyatlarını konuşacağız. Ama gelmiş olduğumuz noktada altın fiyatlarının özellikle Çin ve Moody's etkisinin olduğunu ve 1920 seviyelerine kadar da dolar bazlı ons altında geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla Çin'den zayıf ekonomik verilerin gelmesiyle zaten altın talebinde bir baskılanma olabileceğine ilişkin endişeler altın fiyatlarını aşağı doğru çekiyordu. Ama diğer taraftan ABD ekonomisine ilişkin endişeler, özellikle de kredi derecelendirme kuruluşu. Son olarak mesela dün Moody's, ABD'nin küçük ve orta ölçekli olarak tabir edilen 10 bankasının kredi notunu düşürdü ve 6 farklı bankayı da izlemeye aldığını da dile getirdi. Dolayısıyla bu durum riskten korunma güdüsünü desteklediği için ABD dolarına ilişkin talep bir anda kuvvetlendi ve bu bakımdan dolayı dolar endeksi de 103 TL'ye doğru yaklaştı. Bu bakımdan, yani hem Çin'den gelen negatif veriler ve ardından da dolar endeksinde bir yukarı doğru hareketlenme altın fiyatlarını otomatik olarak aşağı doğru baskılıyor. Peki bu baskı devam eder mi? Bu baskıyı tersine çevirecek unsur FED mi olur, yoksa farklı gelişmeler mi olur? Yurt içerisinde zaten altına ilişkin çok önemli gelişmeler yaşanıyor. %20'lik bir vergi, aynı zamanda da kote durumu söz konusu. Altın fiyatlarına baktığımız zaman fiziki altın ve ekran fiyatları arasında da bir makasın açılışı var. Az önce dediğim gibi yatırım komisyosu Candaş Atalay'la beraber altın dosyasını ayrıntılı bir şekilde açıp değerlendireceğiz birazdan. Bir diğer unsur tahıl koridoru. Hepimizin bildiği gibi Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çıktı ve bu anlaşmadan çıkmasıyla beraber gıda emtialarında, özellikle tahıl, buğday, mısır gibi gıda emtialarında bir anda yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Ve küresel ölçekte zaten 2022'den bu yana, yani geride bıraktığımız yıldan bu yana gıda enflasyonu, enerji enflasyonu kadar konuşulan bir unsur. İşte bu bakımdan dolayı Rusya yeniden tahıl koridoru anlaşmasına doğru çekme noktasında hızlı ve kuvvetli adımlar atılmaya çalışılıyor. Ve bu konuda da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve Birleşmiş Milletler Rusya'ya bu konu hakkında bir teklif verdi ve teklifin değerlendirilmesini bekliyoruz ama henüz
bu teklifle ilişkin Rusya'dan bize ve Birleşmiş Milletler'e bir cevap gelmedi ifadelerini kullandı. Dolayısıyla Rusya'nın vereceği cevap Tahıl Koridoru Anlaşması'nı devam edip etmeyeceği, çünkü bu konuda Türkiye'de ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel ilişkilerini kullanarak da bu anlaşmanın sürdürülmesi noktasında ciddi bir efor sarf ettiğini de görüyoruz. Bakalım Tahıl Koridoru Anlaşması'na Rusya geri çekilebilecek mi ve gıda enflasyonu ilişkin endişeler bir miktar da olsa azalacak mı, hepimiz yakından inceleyip izleyip göreceğiz. Evet, şimdi 5 önemli gündem maddesi bu şekildeydi. Gelişimi şöyle fiyat atlamaları çok kısa hatırlatalım ve değerli konuklarımızla sohbetimize başlayalım. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde yatırım komisyosu Sayın Candaş Atalay bizlerle beraber olacak. Candaş, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Eren, hoş bulduk. Şimdi Candaş, konu maddeleri oldukça yoğun. Özellikle de altın fiyatları noktasında hem yurt içi hem de küresel tarafta bir hayli hızlı ve önem derecesi yüksek gelişmeler var. İlk etapta yurt içerisindeki altına ilişkin, altın fiyatlarına ilişkin bir değerlendirme almak istiyorum senden. Çünkü şöyle kısaca bir hatırlatalım. Altın fiyatlarına baktığımız zaman, özellikle de altın ithalatına daha doğrusu, cari açığa karşı bir kota getirildi. Şimdi şöyle önümdeki notlardan da yardım alıyorum. Bir kere takı ithalatına, yani altın takı ithalatına %20 oranında bir vergi getirilmişti. Bunun hemen arkasından külçe altın ithalatına da kota koyuldu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Peki bunlar neden yapıldı diye soracak olursak, şurada da rakamları vermek istiyorum iznin varsa. Ocak ve Temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı, yani bu yıl içerisinde ilk 7 ayda Türkiye'nin altın ithalatını geçen yılla kıyasladığımızda %5.1 oranında artış yaşanmış ve 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmış. Aynı dönemde, yani Ocak ve Temmuz yılın ilk 7 ayını kıyasladığımızda, bir önceki yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımızda, işlenmemiş altın ithalatında %180 oranında bir artış var ve orada da miktarsal olarak 19.4 milyar dolarlık bir rakama ulaşılmış. Yani aslında bakarsan biz altın ithalatından çok ciddi cari açığı destekliyoruz ve buna karşılık da kota uygulaması var. Peki bu kota uygulaması başarılı olacak mı? Özellikle de fiziki ve ekran arasındaki fiyat farkında da bir makasla da açılma da görüyoruz. Bu konuları genel itibariyle sen nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun? Şimdi biz buna ilk defa gitmiyoruz. Özellikle
Şubat ayındaki deprem felaketinden sonra zaten ilk etapta bir altın ithalatına yasak getirilmişti. O noktada ciddi manada bir piyasada fiziki altın olan talebin artmasıyla birlikte bu noktada tek karşılayıcı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ortaya çıkmıştı ki rezervlerden çok ciddi manada bir altın satışı yapıldığını gözlemledik. Şu an gelmiş olduğumuz noktada tabii olay biraz daha farklı. Altın ithalatçısı firmaların geçmiş dönemki verilerine bakarak ortalama ne kadar ithal ediyorlarsa oradan bir katsayıyla o kota nezdinde yine ithalatlarına devam etmesi yönünde. Bununla birlikte Avrupa Birliği dışındaki bölgelerden yapılacak ithalatlara ek vergi getirilmesi ve yine bir diğer kapsam niteliğinde alınan tedbir de gümüş ürünlerinde 50 gram ve altında artık paketli ürünün basılamayacak, üretilemeyecek olması. Gram ve külçe altında da 1 gram altındaki ürünlerin artık basılamayıp satılamayacak olması. Temel anlamda gelen tedbirler bunlar. Şimdi bunlar başarılı olur mu? Eren, yani başarılı olması çok zor. Neden başarılı olmaz? Altın alıyoruz. Peki neden alıyoruz? Çok basit. Siz önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri noktasında bir kırılma yaşamıyorsanız, hala yüksek bir enflasyon bekliyorsanız, evet, altın sizi maalesef bu noktada enflasyona karşı korumada özellikle bizim Türk yatırımcısı nezdinde ilk sırada yer alıyor. Enflasyon beklentilerini dizginlemeden altına olan talebi kısıtlamak, baskı altına almak çok mümkün değil. Peki bu alınan kararlar ne işe yarar? Ya bu alınan kararlar fiziki fiyatla ekran fiyat arasındaki ayrışmanın açılmasına sebep olur. Bu da peşin sıra çok başka sorunları da beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'de biliyorsun bugüne kadar birçok sıkıntı oldu. Gerek ev sahibi kiracı arasındaki uyuşmazlıklar fiyat noktasında, ne bileyim belli başlı tüketim ürünleri, gıda maddeleri noktasında bir markete gittiğiniz zaman bir işte ne bileyim peynirin, zeytinin, kaşarın fiyatını karşılaştırma noktasında eskiden bir kıyas yapabiliyordunuz. Geçtiğimiz haftaya göre, geçtiğimiz aya göre veya başka bir markanın ürününe göre. Fakat gelmiş olduğumuz konjonktürde böyle bir kıyas yapma şansınız yok. İşte 150 liraya da kaşar var, 350 liraya da var. Neye göre? Kime göre kıyas yapacaksınız? Şimdi altın piyasasında da böyle bir döngünün içine girdik. Az çok fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenebilen, yorum yapabildiğimiz, yani bir standardı olan ürünün de fiyatını şu an gelmiş olduğumuz noktada bir karmaşaya soktuk. Ekranda gördüğümüz bir fiyat var. 1670-1680 bandı. Fiziki piyasada da tam bir karmaşa hakim yani. 1730 da var, 1780 de var, 1750 de var. Tabii bu bulanıklıktan kaynaklanıyor. Şimdi bu neye yarar? Bu açıkçası Avrupalı altın üreticilerinin, rafinerilerinin biraz daha ciddi manada kâr etmesini, biraz daha fazla para kazanmasını sağlar. Şöyle ki, sonuçta biz bir ürünleri ciddi manada talep ediyoruz ve ilk etapta da bu ürünlerin merkezi olarak tabii ki Afrika ülkelerinden yola çıkıyoruz. Şimdi bu noktada gelen kısıtlamalar Afrika ülkelerinden ziyade Avrupa Birliği ülkelerine bir imtiyaz tanınmış durumda. Zaten ülke olarak uzun bir süredir biz altını yurt dışından primli alıyoruz. Yani şöyle ki yurt dışı piyasada Londra'da bir ons altın fiyatı belirleniyor. Örnek veriyorum 1925. Türkiye hiçbir zaman zaten bu ons altın üzerinden altını ithal edemiyor. Çünkü oradaki rafineri veya banka veya tüccar neyse talebin nereden geldiğine bakıyor. Örnek veriyorum ben bugün Londra'dan 100 kilo altın sipariş edeceğim. İlk etapta bana sorulan soru lokasyon neresi? Zürih mi, Londra mı, İstanbul mu? Eğer lokasyon İstanbul'sa zaten bu ons altın üzerine otomatikman bir 30 dolar, 20 dolar prim ekleniyor. Yani zaten ekran fiyatından ons altın alamadığım gibi bir de üzerine bu ek vergi karmaşası sebebiyle bu taraftaki kurumların biraz daha marjı arttırdıklarını göreceğiz ki iç piyasada özellikle TL bazında altın fiyatlarının kaydıyla ciddi manada ayrışması ve yukarı yönlü gitmesi bu senaryo altında gerçekleşecek gibi görünüyor. Peki fiyatlamalar noktasında nasıl bir süreç söz konusu olabilir? Yani evet ons altın ve dolar TL ile alakalı bir süreçten bahsediyoruz gram altın fiyatlaması. Ama soruyu o şekilde değil de daha çok buradaki makasla alakalı yani bu açılan makasa indirgemek istiyorum. Bu makasın daha da artması önümüzdeki dönemde olası duruyor mu sence? Kuşkusuz çünkü altına olan talep hiçbir şekilde kesilmiyor. Yani bu ürünün fiyatını arttırmak bunun yönünden talebi azaltmaz. Çünkü bu satış fiyatını arttırırken eşanlı olarak alış fiyatı da artıyor ürünün. Sonuçta oransal bazda yatırımcı burada enflasyona karşı kendini koruma altına almak istediği için bu noktada bir kaybı yok ki. 1 gram almaz, işte 5 gram almaz, 4 gram alır.
4 gram almaz 3 gram alır. Ama sonuçta enflasyona karşı bir koruma aracı olarak bu enstrümanı kendisi için en doğru araç olarak görüyorsa bu tarafta talep baskılanmaz. Buna karşın ithalatta gelen ürünün miktarını azaltırsanız kuşkusuz piyasada az miktarda dönen altına olan talebin de artmasıyla birlikte fiyatların ekran fiyatıyla birlikte fiziki fiyatın ciddi manada ayrıştığını göreceğiz. Çünkü fiziki fiyat dediğimiz olay Londra'da oluşan ons altın fiyatıyla bankalar arası piyasada oluşan dolar TL kurunun bölünmesinde oluşan bir fiyat. Ama gelmiş olduğumuz fiziki piyasada zaten ons altını hiçbir zaman uluslararası piyasadaki değerinden alamadığımız gibi, yani primli aldığımız gibi, bir de üzerine bunun dolar TL'nin de ayrışmasıyla birlikte, kur etkisiyle birlikte de ciddi manada bir ekstra prim ödemiş olacağız. Ve her şeyden önemlisi piyasadaki ürünün az bulunurluğundan dolayı da bir üçüncü prim ödemek durumunda kalacağız. Örnek vermem gerekirse seçimden önce 40-50 lirayla başlayan fiziki ve kaydı ekran fiyatı arasındaki makasın 2,5 ay önce yaklaşık Mayıs ayında 240 liralara kadar açıldığını görmüştük. Bugün gelmiş olduğumuz noktada fiziki ile kaydı piyasa arasındaki farkın şu aşamada 50 TL civarında konumlandığını görüyoruz ki fakat Eylül ve Ekim'le birlikte özellikle enflasyon verilerinin de biraz bozulmaya başlamasıyla birlikte bu makasın 100-150 liralara da açılması çok kuvvetli senaryo olarak masada duruyor. Kuvvetli senaryodan ziyade açıkçası biraz kaçınılmaz son gibi duruyor. Peki Candaş, tamam yurt içerisinde konuşuyoruz. Evet, buradaki gelişmeler gerçekten çok daha farklı. Yani fiyatlardan bağımsız gelişmeler yaşanıyor ama biz biraz daha fiyatlamaları indirgediğimizde gram altın alıcısı, yatırım noktasında düşünen ya da elinde tutanları bu gelişmeler nasıl etkiler? Ne önermek istersin? Ya da yatırım noktasında gram altın şu anda tavsiye ediyor musun? Ya da yeni almak isteyenlere neler söylemek istersin? Sanırım 196 liradan beri tavsiye ediyorum. 4 yıl oldu mu? Evet oldu. Yani ben uzun bir süredir altın tavsiye ediyorum. Ağustos ayı için 1700 TL, sene sonu için de 2000 TL hedefim vardı. Şu an 1700'ün üzerinde fiyatlanıyor. 2000 TL'yi de sene sonu değil, kuvvetle muhtemel Eylül ayları gibi görmüş olacağımız senaryolar açıkçası hiç de uzak görünmüyor. Altın almak için doğru zaman mı? Evet doğru zaman. Çünkü arz talep matematiğinden yola çıkacak olursak bir ürünün arzını azalttığınız zaman talep de giderek arttığı bir senaryoda kuşkusuz fiyatın yukarı yönde açılması mutlak senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada altın fiyatları için ben hala şu aşamadaki fiyatlamanın uygun olduğunu düşünenlerdenim. Özellikle ons altın tarafından da biraz bakacak olursak 1925 seviyelerinin ben yılın son satın alma fırsatları olduğunu düşünüyorum ki ons altının da biraz yükseliş hareketine başlamasıyla birlikte gram altın tarafında ekstra çarpan etkisi görmemiz kuvvetli senaryo. Biz sene sonu için 2200-2300'lü seviyeleri de konuşuyor olabiliriz burada. Peki ons altın tarafını nasıl değerlendirmek istersin? Çünkü o tarafta yani gerçekten çok fazla değişken var. Mesela ben az önce arkadaki 5 önemli gündem maddesini birazcık değerlendirirken orada da hafifçe üzerinden geçtim. Yani Çin'den gelen veriler altına olan talebi düşürecek tarzında yorum var. Diğer taraftan ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerle beraber dolar endeksinde bir yükseliş. Nasıl bir görüntü var önümüzdeki döneme ilişkin? Çok kısa rica ediyorum senden. Tabii ki. Ya açıkçası biraz altın Çin ayakta tutuyor diyebiliriz. Çin tarafında gerek Merkez Bankası gerek tüketiciler tarafında altına yoğun bir talep var. Ama genel anlamda bakacak olursak özellikle altına dayalı yatırım fonları oyuna katılmadan bu piyasada keskin bir yükseliş beklemek çok zor. Sene başından bu yana da altına dayalı yatırım fonlarında çıkışların artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle son ABD'nin kredi notunun düşürülmesiyle birlikte yatırımcı tercihlerine baktığımız zaman güvenli liman altına yönelmekten ziyade ağırlıklı olarak nakite, likiditeye dönüşün arttığını gözlemliyoruz ki altının bir miktar daha bu sıkı para politikası altında ezilmeye devam etmesi makul senaryo olarak görünüyor. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Fed artık bu atmış olduğu sıkı para politikasının da sonuna gelmiş görünüyor ve bunun da sinyallerini ciddi manada veriyor. ABD tarafında para arzının artmaya başlamasıyla birlikte kıymetli metaller tarafında da bir süper döngünün hemen harifesinde olduğumuzu da söyleyebilirim. Evet, yatırım komisyosu Candaş Atalay'a değerli katkısı için çok teşekkür ederiz. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ağoğlu Şirketler grubu bünyesindeki Tatlıpınar Enerji Şirketi'nin halka arz talebi kabul edildi. Muhabirimiz Aylar Akgün halka arz öncesi gerçekleşen basın toplantısını takip ediyor. Ağoğlu Şirketler Grubu Tatlıpınar Enerji ile Borsa İstanbul'a adım atıyor. 10-11 Ağustos'a talep toplayacak şirket yatırımlarını bir basın toplantısıyla paylaştı. Şimdi ise yanımızda Ağoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutlu var. Burak Bey öncelikle hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz şimdiden. Merhabalar, hoş bulduk. Sizden hem Ağoğlu Şirketi açısından hem de talep toplama açısından belli detayları öğrenmek isteriz. Şimdi çok heyecanlı bir günümüz. İşte aslına bakarsanız 43 senelik Ağoğlu tarihinde yatırımcısına hep kazandırmış bir yapıdan bahsediyoruz. 40 binden fazla konut üretmiş. Bugün CRM'inde 800 binden fazla müşterisi bulunan bir yapı. SPK ile ilk tanışmamız ama kesinlikle konjonktürel bir halka arz değil. 5 sene önce hissedarlarımızın ve yönetim kurulumuzun verdiği bir kararla kurumsallaşmanın bir adımı olarak halka arz süreçlerine başladık. SPK ve Borsa İstanbul'da ilk tanışmamız ama son olmayacak. İnşallah yakında güzel haberler de sizlerle paylaşıyor olacağız başka alanlarda da. İlk olarak Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ şirketimizi halka açıyoruz. Önce şunu belirtmek isterim. Ağoğlu'nun gayrimenkul tarafı çok büyük olduğu için biraz enerji tarafı tabanda eski öbürü kadar bilinmiyor ama 2007'den beri yenilenebilir enerjiye yatırım yapan bir yapı. Çok tecrübeli bir enerji ekibimiz var. Şu ana kadar 637 megawattlık projenin geliştirilmesinde bulunmuş bir enerji ekibi. Müthiş bir kadro. Hatta bu varlıklarımızdan bazıları bizim daha önceki süreçlerde başka devrettiğimiz şu anda halka açık. Dolayısıyla aslında bazı varlıklarımız bizden önce Borsa İstanbul'a girdi ama biz şimdi ilk defa kendimiz Ağoğlu Şirketler Grubu olarak Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ ile birlikte halka açılıyoruz. Şu anda 115 megawatt kurulu rüzgar enerjisi santralimiz mevcut. 79 megawatt güneş ve 33.6 megawatt ek rüzgar kapasitesini izinlerini aldık, yatırımlarına başladık. Allah'tan bir mani olmazsa 2024 senesinde de devreye alacağız ve 228 megawatt bir kurulu güce ulaşmış olacağız. Halka arzımız 10-11 Ağustos tarihlerinde Vakıf Yatırım ve Info Yatırım eş önderliğinde talep toplayacak. İnşallah güzel bir halka arz olacak. Gelecek haftada Borsa İstanbul'un en yeni üyesi olmayı planlıyoruz. TATEN koduyla işlem göreceğiz. Halka arz gelirlerimizin çok büyük bir kısmını yeni yatırımlara kullanacağız. Özellikle bu 79 megawatt güneş enerjisi ve 33.6 megawattlık rüzgar enerjisi ilk yatırımlarımız olacak ama şirket pozitif nakit ürettiği için gelen yatırımlarla portföyümüzü büyüteceğiz ve gelen nakitle. İnşallah birkaç sene içinde çok daha büyük farklı bir portföy konuşuyor oluruz. Biz üretim tarafındayız tabii ki. Enerji üretim tarafındayız. Ama bunu depolama, hidrojen ve benzeri alanlarda genişleyerek tamamlayacağımızı umuyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir pozisyon tutmak üzere. Özellikle güneş tarafında çok büyük üreticilerimiz var artık. Panel üretiyoruz, hücre üretiyoruz. EPC'de belki Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetler buralarda ciddi pozisyon olabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Ağoğlu isminin bir mıknatıs tarafı var. Yani Ağoğlu özellikle bu coğrafyalarda çok ciddi bilinen bir yapı. Halka açık bir yapıyla, güçlü bilançolarımızla ve nakit akışımızla değer yaratacağımıza eminiz. Bu dediğim gibi konjonktürel değil. Bu tamamıyla yönetim kurulumuzun aldığı kurumsallaşma adına atılmış bir adım. 5 senedir bu süreçleri yürütüyoruz. Dolayısıyla biz çok heyecanlıyız. İnşallah hem ülke için hem şirketimiz için ama her şeyden önce yatırımcılarımız için değer yaratacağımız, bizle birlikte bu geliştirmelerde, bu projelerde fayda sağlayabilecekleri bir yere geleceğini umuyoruz. Bu bizim için inşallah bu 43 senelik çok başarılı şeyde yeni bir açılım olacak ve bununla bir değer yaratmayı umuyoruz.
Burak Bey, tabii ki ben gayrimenkul tarafına da değinmek isterim. Fakat enerji yatırımları bu son süreçte, bu konjonktürde çok büyük talep topluyor. Peki sizce Türkiye bu konuda nasıl bir rol oynayacak? Avrupa ile hangi süreçteyiz ve Türkiye bu konuda nasıl bir odak pazar yeri haline gelecek? Şimdi çok spekülatif konuşmak istemiyorum ama Türkiye müteahhitlikte zaten dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Çin'den sonra geliyoruz. Hatta birçok kriterde birinci olduğumuz işler de var. Çok ciddi taahhüt şirketlerimiz var. Şu anda benim gördüğüm Türkiye'de yapılan bu panel yatırımları, hücre yatırımları hem bölgesel talep hem de iç taleple birlikte müthiş güneş taahhütçülerimiz doğmaya başladı. Rüzgar tarafında da yerli üretimin teşviği, bunun enerji fiyatlarındaki teşviğiyle birlikte ciddi parça üretmeye başladık. Özellikle güneşte daha avantajlı pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Tabii enerji şirketlerinin değerleri hakkında ben çok yorum yapamam ama bence henüz daha yolun başındayız. Çünkü Türkiye bütün bu bölgeyi besleyecek. Güneş bundan 10-15 sene önce çok pahalı bir yatırım idi. Şimdi ucuzladı. Daha da ucuzlayacak. Özellikle Avrupa'da doğalgaz ve fosil yakıtlardan dolayı yaşanan arz krizi ve birçok yenilikçi alana yönelttiği gibi özellikle mevcut rüzgar ve güneş alanında da ciddi bir talep yarattı. Ben Balkanların, Doğu Avrupa'nın ve diğer bütün alanların şeyle birlikte bu güneş yatırımlarıyla birlikte ciddi anlamda ilerleyeceğini umuyorum. Peki kur atakları, girdi maliyetleri, sıcak jeopolitik gelişmeler derken 2023 yıl sonu beklentisi ne yönde bu konuda? Şimdi biz bizle alakalı değil sadece. Türkiye, bölge, dünya bir dalgalanma var. Ama bazen bir yerlere hızlı gitmenin yolu da dalgalanmadır. Ve gelen dalganın büyüklüğünü veya nereden geldiğini anlamakla da alakalı. Şu anda Amerika'da ve Avrupa'da 1 trilyon dolar Amerika'da, yaklaşık 1 trilyon euro Avrupa'da Green Act programları açıklandı. Bunlar hep yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, temel olarak yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, temiz su ve benzeri alanlardaki yatırımları fonlayacak. Dolayısıyla dünya istediği kadar dalgalansın, bu alanlardaki yatırımlar çok büyük değer taşıyorlar ve bence daha değerlerinin başındalar. Dolayısıyla evet, kur atakları var. Bunlar girdi maliyetlerini kısmen artırıyor. Ama biz sadece yenilenebilir enerji alanına yoğunlaşacak bir şirket olarak şunu çok rahat söyleyebilirim ki rüzgar hep yatırımı yaptıktan sonra 0 lira esişi, güneşin gelişi de 0 lira. Ama yatırımları ve finansmanı doğru ayarlamak lazım. Doğru projeleri geliştirmek lazım. Bununla ilgili de harika bir ekibimiz var. Dolayısıyla inşallah biz o dalgalanmaları da, o atakları da göğüsleyebilecek doğru alanlarda ilerleyeceğiz. Ama tabii birçok sektörün bu kur ataklarından, dalgalanmalarından etkilendiğini biliyorum. Özellikle zaten yatırımcının da bence biraz enerji alanına teveccühü biraz da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Peki son olarak enerji tarafında bir talep toplamanız olacak. Gayrimenkulle bunu taşlandıracak mısınız? Şimdi tabii henüz erken ama GEO tarafında da ciddi çalışmalarımız var. İnşallah güzel haberleri grup bünyesinde paylaşıyor olacağız yakın zamanda. Yine başka bir arzımız daha var. Planımız daha doğrusu. Çünkü amacımız menkulleştirmek. Şirketin aktif ikinci kuşağını besleyecek, kurumsallaşacak yapıyı şey yapmak. Çok hassas bir terazide yaparak buraya geldik. Zamanlama bugüne denk düştü. Bugün enerji popüler, yarın az popüler, geçmişte çok popüler olabilir. Ama bizim asıl amacımız kalıcı bir yapı kurup enerji portföyümüzü bugünün çok daha fazlası olan bir hale getirebilmek. Çok teşekkürler kalkanınız için. Hayırlı olsun diyoruz aynen. Burak Bey. Evet efendim, sevgili muhabirimiz Alara Akgün'ü izledik. Kendisine teşekkür ediyoruz katkısından dolayı. Şimdi stratejist Özgür Hatipoğlu'yla beraberiz. Özgür Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Özgür Bey, sizce Eylül ayında FED nasıl bir hamlede bulunur? Çünkü bu konu gerçekten çok fazla konuşulmaya başladı. Bazı sözlü yönlendirmeler faizlerin arttırılmaya devam etmesi gerektiğine ilişkin. Çünkü bazı FED üyeleri bu şekilde konuşurken bazıları da diyor ki yani aslına bakarsanız diyor biz yapılması gerekenleri yaptık, artık biraz kendimizi geri çekip
uygulanan para politikasının gecikmeli etkisini görmek gerekiyor tarzında. İki farklı yorum var aslında bakarsanız. Siz mesela hangi yoruma daha sıcaksınız? Ya da diğer bir sorun da şu olsun. Diyelim ki Eylül'de faiz artırımına gidilmedi, pas geçildi. Bu artık faiz artırım döngüsünün sonlandığı anlamına mı gelecek mesela? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki konuyu? Vallahi doğrusu ben şöyle bakıyorum buna. Şimdi geçmişte de Fed'in faiz artırım döngüleri olmuştu ve bu döngülerin sonlarında aslında genellikle Fed şunu söylüyor. Biz bitirdik ama bunu izlemeye devam edeceğiz. İşte uzun süre boyunca veya bir süre boyunca yukarıda kalacak diye bir şey, yukarıda kalacak diyor. Bunun sebebi şu, Fed ben indirmeden önce piyasanın faizi düşürmesini istemiyorum diyor. Çünkü bir dengesizlik olacak. Bence şu anda da böyle davranıyor ve bir mismatch var. Yani piyasanın görüşü ile aslında Fed'in söylemleri arasında bir uyumsuzluk var. Fed yine bence aslında blöf yapıyor burada ve faizi sözle kontrol etmek istiyor. Şimdi Eylül toplantısına kadar önümüzde bir tanesi yarın olmak üzere iki kere enflasyon verisi olacak. Bir kere de tarım dışı istihdam verisi olacak. Enflasyon zaten hani en önemli veri ki aslında bana sorarsanız enflasyonun şeyi bitti sayılır, yükselişi bitti sayılır. Biraz sonra yine değiniriz ona. Asıl şeyin döndüğü, riskin döndüğü yer istihdam piyasası. İstihdam piyasası içinde bir tane veri var önümüzde. Orada da gördüğüm kadarıyla yine genel veri seti şey öncesine, COVID öncesine artık yaklaşmış vaziyette. Yani orası normalize oldu. COVID dönemindeki aşırı yaratılan istihdam piyasası, istihdam ortamı biraz daha normalleşmiş gözüküyor. Bu da şu demek oluyor, işte gerek baz etkisi, enflasyondaki baz etkisi, gerekse gerçekten yaratılan istihdam, açılan pozisyonların sayısındaki değişimler itibariyle baktığımızda Amerika'da ekonominin ağır ağır da olsa soğumaya başladığını düşünmek gerekiyor. O yüzden ben biraz daha şey tarafındayım. Yani Fed'in faiz arttırması herhalde biraz şu anda ütopik gibi gözüküyor ama sadece onu sözle oynamaya çalışıyor. Tabii bunun daha önemli bir yani Eylül toplantısından önceki gelişmelerde daha önemli takip edeceğimiz bir şey Jackson Hole toplantısı olacak Ağustos ayının sonunda, son haftasında. Zaman zaman biliyorsunuz orada önemli açıklamalar oluyor. İşte şeyde Merkez Bankası toplantısında veya Merkez Bankası'nın işte tarihe geçmiş açıklamalarında yer almadan ama piyasaya sözlü yönlendirme yapmak istediklerinde ki Ağustos ayında zaten Fed toplantısı olmuyor. Bu Jackson Hole'u iyi kullanıyorlar. Yani önemli bir mesaj verilmesi gerektiğinde ve fakat bunu Merkez Bankası toplantısında değil de başka bir ortamda ifade etmek gerektiğinde bunu Jackson Hole'da çok güzel kullanıyorlar. Belki bu toplantıda buna dayanan bir açıklama gelebilir. Yani şöyle ki mesela işte o zamana kadar işte yarınki enflasyon verisi yine düşerek gelmesi bekleniyor. Enflasyon verisi düşer ve haftalık işsizlik verilerinde de işte artış olursa eğer o zaman belki biraz daha faiz artışının yerine izle ve göre geçtiklerine dair bir açıklama gelebilir diye düşünüyorum. Peki şimdi enflasyondan bahsettiniz. Ben de tam olarak zaten onu sormak istiyordum. Yarın ABD cephesinde TÜFE verisi gelecek. %3'tü daha önceki enflasyon. %3.3 seviyesine doğru yükselmesi bekleniliyor. Beklentilerin ötesinde geçme gibi bir performans gösterebilir mi? Ya da diyelim ki beklentiler şeklinde geldi. Bu Eylül toplantısına yönelik bize bir sinyal üretir mi? Ve genel olarak enflasyona ilişkin yorumunuzu biraz daha ayrıntılı alabilir miyim? Zaten az önce dediniz, hani zirveyi gördük, en kötüsü geride bırakıldı tarzında bir cümle kurdunuz. Peki bu riskleri, daha doğrusu enflasyonun en kötüsünün geride kalmadığını bize gösterecek riskler de mevcut mu sizce küresel ortamda? Evet, yani şu anda hani gözle görülür bir şekilde özellikle petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Biliyorsunuz orada Suudi Arabistan'ın ardından da Rusya'nın desteklediği bir üretim kısıntısı konusu söz konusu ve süresini uzattılar. Dolayısıyla biraz petrol fiyatlarının yükselmiş olması ister istemez enflasyon üzerinde yukarı yönlü etki yapacaktır. Belki
onu şöyle öteleyebilir. Şimdi enflasyonun en son, en güçlü kalan ve en son kalesi olarak kalan kira kalemi aslında yavaş yavaş orası da aşağı doğru dönmeye başlamıştı hatırlarsak. Hatta şimdi kira kalemi çekirdek enflasyonda, core inflation dedikleri çekirdek enflasyonda var. Bir de kirayı Amerikalılar çok ilginçler. Şimdi onu düşüremedikleri için, veri düşmediği için yeni bir kavram çıkmıştı yakın zaman öncesine kadar. Süper çekirdek diye, super core inflation diye bir şey çıkarttılar. Orada da kirayı dışarıda bıraktılar. Dolayısıyla bu süper çekirdek enflasyona veyahut da çekirdek enflasyona veya tek başına kira kalemine baktığımızda aslında bunların hepsinin düşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda petroldeki bu Suudi Arabistan destekli tetiklemeli yükselişi göz ardı edebilseydik eğer enflasyonda tekrar aşağı yönlü hareketin son derece aşikar olduğunu söyleyebilirdim. Ama ister istemez yükselen petrol fiyatları biraz enflasyonda destek veriyor. Ama hala şey durumu var. Geçen seneye oranla, kıstasla karşılaştırdığımızda baz etkisi nedeniyle enflasyonda bundan sonraki okumalarda zayıflık olacaktır. Orası çok aşikar. Fakat şöyle bir durum da var. Onu da söyleyeyim yine. İlgi çekici. Covid öncesi dönemde enflasyon göstergelerine baktığımızda kalem kalem ayırıyorlar ya işte ne var? Enerji var, yiyecek var, hizmetler var, petrol dışı, enerji dışı emtia var. Bu kalemlere baktığımızda Covid öncesinde aslında enerji fiyatları eksideydi. Yani sürekli düşüyordu. Diğer kalemler az da olsa artıdaydılar. Şu anki görünüme dönüp hani bu veri platformlarından baktığımızda aslında son 3-4 aydır enerji kalemi de eksiye geçmiş vaziyette. Yani bu şu demek oluyor, aradaki farkı düşünmek lazım bilmeyenler için hatırlatayım. Enflasyon okumasının pozitif gelmesi, geçen aya göre düşük de olsa pozitif gelmesi şu anlama geliyor. Geçen aya göre fiyatlar hala yükselmeye devam ediyor ama bir önceki ay yükseldiği kadar devam etmiyor. Yani fiyatlarda düşme yok. Ancak ve ancak negatif gelirse fiyatlarda düşme var demek oluyor. Dolayısıyla enflasyonu eğer kırılımına bakarsak aslında enerji piyasası normalize olmuş ve geçen senelerde görülen incelenen o krizsel durum artık yok gibi gözüküyor. O nedenle bence hani ilk soruya tekrar dönmüş olursak enflasyonun bundan sonra faiz hadleri üzerinde Fed'i tetikleyecek bir durumu olacağını çok zannetmiyorum doğrusunu isterseniz. Özgür Bey, enflasyon ve istihdam noktasında bazı yorumları da ben çok fazla denk gelmeye başladım. Hem yabancı hem de yurt içerisinde de. O da şu, şöyle yorumlar yapılıyor. Aslına bakarsanız diyorlar, enflasyonun geri çekilmesinin sebebi talepteki azalma değil ya da enflasyonun artış hızının yavaşlaması talepteki azalma değil. Arz yönlü bir baskı söz konusu. Yani arzın artması, üretimin artmasıyla beraber enflasyonda şu anda bir geri çekilme var. Sırf bu bakımdan dolayı zaten işsizlik düşük kalıyor ve enflasyonda geri çekilme söz konusu. Yani sebebi şu değil deniyor. Fed'in atmış olduğu faiz arttırım adımlarıyla beraber ekonomideki soğumayla talebin baskılanması sonucu değil, arzın artması sebebiyle enflasyonda bir geri çekilme olduğu dile getiriliyor. Bu şekilde de yorumlar var. Siz bu şekildeki yorumları nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi çok doğru buluyorum aslına bakarsanız. Çünkü şundan dolayı bunun birkaç sebebini söyleyebilirim. Bir, öncelikle geçtiğimiz ay Amerika'daydım, bir ay kadar kaldım ve gerçekten tüketimin hiç azalmadığını gördüm. Harcamanın hiç azalmadığını gördüm. Buna paralel olarak bu talebe karşı, yani o talebi karşılamak için işletmelerin de mutlaka işe alımlar yapması, üretimler veya hizmeti artırması gerekiyor doğal olarak. Bu anlamda bakarsak enflasyonun düşüşünün temel nedeni kesinlikle insanların talebindeki yavaşlama değil. Hatta bilakis talep son derece yüksek gözüküyor. Bunu hani gözümüzde gördük. Diğer yandan Fed zaten aslında geçen sene şunu da söylüyordu. Yani bir şu andaki enflasyonun temel nedeni işte bu Covid döneminde bastırılmış harcamanın şimdi tavan yapması. Dolayısıyla biz ona etki edemeyiz. Ancak biz zaman içerisinde faizleri artırarak, piyasayı sıkıştırarak belki bir miktar işte üretimin, harcamanın yavaşlamasını sağlayabiliriz diyordu.
O zaman ha bir de şey konusu vardı, arz problemi vardı biliyorsunuz. Fed yine onu da söylemişti, biz arzı arttıramayız, burada mal ve hizmet arzını arttıramayız demişti. Şimdilerde ise olan şey aslında arzın gerçekten üretim itibariyle arzın fazlalaşması ama talebin yine son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bence hala orası çok dengeye ulaşmış değil Amerika'da. Bunu dengeye ulaştıracak faktör bana sorarsanız işsizlik olacak. Yani işsizliğin yükselmesi, istihdamın biraz azalması. Çünkü insanlar şu anda hala Amerika'da işini kaybettiği zaman şu yan taraftaki işletmeye gittiğinde yani McDonald's'dan çıkan adam oradaki Burger King'e veya başka bir burgerciye gidip çalışabileceğini biliyor. Veya Walmart'tan çıkan bir adam Costco'ya gidebileceğini biliyor. Orada ya iş bulabileceğini biliyor. Ne zaman ki bu iş biraz daha sıkılaşır, iş bulmak o kadar kolay olmaz. O zaman insanların harcama eğilimleri biraz azalacaktır. Ancak o zaman işte bu enflasyon konusu biraz daha şeye girer. Ki o zamana da yaklaştığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda enflasyon verisinden daha çok, hani mutlaka da konuşulur ama istihdam verisinin bence piyasalar üzerinde sürücü kuvvet olacağını değerlendirmek lazım. Peki Özgür Bey, son 2-2,5 dakikamız var ve size son olarak da şunu sormak istiyorum. Fitch, ABD'nin kredi notunu 3A seviyesinden AA artı seviyesine düşürdü. Bazı gerekçeler sundu ama bunun hemen arkasından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'te 10 adet küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürdü. Ve 6 bankayı da izlemeye aldığını dile getirdi. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Çünkü bu haberle beraber bir anda baktık dolar endeksinin 100 seviyelere doğru yaklaştığını, tahvilleri olan talebin artmasıyla beraber tahvil getirilerinde bir baskı oluştuğunu da gördük. ABD ekonomisinde özellikle de bankacılık krizine yönelik yeniden piyasa kendisini oraya doğru mu kanalize etmeye başlar? Yani bu haberler bunun ilk adımları olarak mı okumak lazım yoksa bu yorum oldukça kötümser mi olarak karşılarsınız? Ya aslında bu yorumu çok kötümser olarak karşılamamak lazım. Çünkü bir kere şimdi hani biliyorsunuz daha önceki zamanlarda da yanlış hatırlamıyorsam S&P downgrade etmişti. Yani bunların sonucunda şimdi Amerika'nın default edeceğine dair bir fikre kapılmak çok anlamsız. Ama bazen bunlar formalite icabı da olabiliyor. Yani şimdi sizin ülkenizde bir bankacılık krizi yaşandı ve bazı bankalar İşte şu veya bu nedenden dolayı birden fazla banka battı ve bunun başka bankalara da etkileri olduğu biliniyor. Ve finans sektörü, özellikle finans içinde bankacılık sektörü en hassas, ekonominin en hassas sektörüdür. En güçlü temellere oturması gereken sektörüdür. Ama sizin burada işte gerek denetleme kolunuzun, gerek uygulama yönetim kolunuzun veyahut belki de kanun koyucunuzun, kural koyucunuzun eksikliği gibi nedenlerden dolayı bankalarınız batmış. Dolayısıyla burada bir downgrade edilmesi aslında mantıksız da değil. Yani bu hani bu şey gibi ülkenin ekonomik olarak can damarına bir darbe geliyor ve siz bunu öngörüp engellemesi gereken organlarınız varken onlar bu işi yapmıyorsa o zaman sizi biraz downgrade etmeleri normal. Ama bu şu da demek değil, yani bu ülke bitti battı batıyor iflas ediyor gibi bir şey değil. Piyasa tepkisi olarak ise dolara akım olması o dönemde ve Amerikan tahvillerine akım olması da aslında bu düşünceyi destekler. Şöyle ki Amerika'nın downgrade edilmesi tabii ki büyük bir olay. Bazı yatırımcılar burada risklerin artabileceğini düşündüğü için o dönemde hızlıca hala en risksiz sayılan, çünkü Amerika'nın batmayacağını biliyorlar, en risksiz sayılan ve en büyük güvenli liman olan Amerikan tahviline giriyorlar ve Amerikan dolarına giriyorlar. Bu çok normal bir hareket. Bu nedenle ben şimdilik hiçbir şekilde bunun bir risk faktörü olduğunu düşünmüyorum. Ama hani bazı yerlerde ben de okuyorum, işte endekslerde o veriden sonra biraz daha kendisini gösteren satış dalgasının işte bununla ilgisi olduğunu filan söylüyorlar. Ben çok katılmıyorum doğrusu. Hatta endekslerde şu satış dalgası bittikten sonra iyi bir alım imkanı olacağını da düşünüyorum. Evet, stratejist Özgür Atipoğlu'na değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim, Para Töner programının bugünlük sona geldik. Dış piyasa programı ile yeniden beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.